Burger King'in sunduğu Manşet Avrupa başlıyor. Manşet Avrupa'nın yepyeni bölümüyle ben Gizem Toksarı, Çağrı Davran ve Gökhan Aptik'le karşınızdayız. Nasılsınız? İyiyiz. Sen nasılsın? İyi misin? Ben de iyiyim. Çok hoş teşekkür geldin. Ederim. Hepimiz hoş geldik. Harika notlar almışsın. Yani çok notların dışında da ekstra notlar var. Kırmızıyla notun yazılmış. Notun notu. Gerçekten öyle çalışıyorum buraya geldiğimde. Şov ya. Şov, şov. Böyle çok önemli. Böyle notlar alını her zaman üniversite özellikle çok tutulurdu. Bu tarz öğrenciler. Bilmiyorum senin nasıldı notlarla aram. İyi oldu. Avrupa'dan futbola geçmemek Gökhan için. Gökhan Aptik'in bence nesilden nesile aktarılan bir not grafiği vardır. Kesinlikle. Benim defterlerim var. Maç defterlerim de. Ben üniversitede de arkadaşlarım benim notlarımı alırlardı. Benim yazım çok güzel çünkü. Çağrı çok iyi bilir yazımın çok güzel olduğunu. Evet yazısı çok güzel. Anlaşılır. Hem sesi hem yazısı. Bir şey söyleyeceğim. İlkokulda bizim dönemimizi hatırlar mısın? Güzel yazılı defterler diğer sınıflarda da böyle gezerdi. Örnek olarak. Defterler, örnek olarak. Evet. O sen miydin? O zaman konumuza geçiş yapalım mı? Tamam. Yakın zamanda büyük takımlara kök söktüren Sassuolo'yu konuşalım isterdim. Üst perdeden evet. Giriş yapıyoruz. Kesinlikle öyle. Müthiş bir sürpriz var. Olağanüstü bir sürpriz. Valla Sassuolo benim çok biliyorsunuz takip ettiğim bir takım. Özellikle Roberto De Zerbi'den sonra. Kısa sürede bir kere çok büyük başarılar elde ettiler. 2008'de kim vardı biliyor musunuz takım başında? Allegri vardı. Ve Allegri şu an Juventus'un başında. Onları Serie B'ye taşımıştı. Serie C'den Serie B'ye. Daha sonra da Pioli geldi takımın başına. O çıkaramadı yani üst ligi ama o da iyi sonuçlar aldı. Ardından da Eusebio Di Francesco geldi takımın başına ki o da 2012-2013 sezonunda takımı tarihinde ilk kez Serie A'ya taşıdı. Bu arada statları yoktu Sassuolo'nun. 4000 kişilik statları var. Serie A'ya uygun olmadığı için şu anda da maçlarını Mapei stadında oynuyorlar. Ya. Ve 32-33 kilometre uzaklıkta. Yani sen ilkokulu Roma'da, ortaokul liseyi Bologna'da mı okudun? Roma'yı çok severim. Roma'yı yani Milano'da güzel ya ama İtalya. Roma'yı tercih ederim yani. Ya bu arada İtalya Serie A'daki haftadaki tüm maçları seyrediyor Çağrı. Öyle bir İtalya Serie A'sı. Bir de tabii kendisi. İspanya Real Madrid'i unutmayalım. İspanya Real Madrid evet. Benim maçlarımı da izler. Şimdi 2012-2013'te konuyu nereye getireceğim? O takımın yıldızı o zaman 18 yaşındaydı. Domenico Berardi. Yılın en iyi genç oyuncusu seçilmişti ve o takım tarihindeki şampiyon olup aynen öyle Serie A'ya çıkmıştı. Evet çok büyük bir başarıydı. Kimler var? Acerbi, Politano, Raspadori, onun dışında başka kimleri söyleyebilirim? Vay be. Boga, Fratesi çıkardıkça çıkarıyor Sassuolo yani. Pellegrini, Roma'nın kaptanı. O da Sassuolo'dan geçti. Yani Serie A'ya kısa sürede çok büyük etkisi olan bir takım. Ve aynı zamanda da Roberto De Zerbi biliyorsunuz. Hocaları da çıkartmış. O da şu an Brighton'ın başında. Ama önce Juventus'u yendiler Gökhan, Gizem. 4 gol ya. 4 gol. Sonra da Inter'i. Onu da deplasmanda yendiler. Hoca da çok iyi. Alessio Dionisi. Çok hoş bir takım ya. İzlemesi zevkli. Dolu bir takım yani. Bu arada bir şey diyeceğim. Google'a bakıp takımın tarihi hakkında yanlış bilgileri aldanmasınlar. Çünkü takımın lakaplarından birinin karpuz kabuğu olduğu düşünülüyor. Siyah ve yeşil renklerinden dolayı. Ben sordum. Öyle bir şey yokmuş. Böyle küçük bir dipnot olarak. Evet. Çağrı da Sassuolo kulübüne ne kadar yakın görüyorsun. Evet. Yani. Bunları biliyor muydun? Ya bunu sorduysa demek ki düşün yani. Bu arada Berardi'nin performansı da olağanüstü değil miydi? Harika. İnanılmaz performansı süper. Var. Süper. Geçen hafta da zaten inanamadık. Yani o büyük takımlara karşı önce yapmış Juventus, olduğu performansı. Sonra Inter. Evet. Bir de şu son 5 sezona bakar mısınız ya? İnanılmaz. Yani gerçekten nasıl Sassuolo tutmuş? Nasıl şu ana kadar transfer olmamış? Yani hakikaten çok merak ediyorum ben bu konuyu. Berardi çok seviyor Sassuolo'yu. Yani öyle kolay kolay gitmez. Yani hani ya ben artık ayrılayım gideyim diye yapacak bir oyuncu değil. Öyle bir kafa yapısına sahip değil. Berardi gerçekten Sassuolo'yu seven bir futbolcu diyebilirim. Evet, Alessio Dionisi. Sporsköre konuştu. Çağrı Davran'dan almadık Berardi ile ilgili bilgileri. Bana soracağını zannettim Sassuolo'yu. Direkt Dionisi'den aldık. Bir hocasından. Izleyelim. Hoca bakalım neler söylüyor. Sporsköre özel konuştu. Ardından devam edeceğiz. Cosa posso dire su Berardi? Ho già detto tante cose e potrei usare mille aggettivi, ovviamente tutti positivi, perché è un giocatore ormai totale per il Sassuolo, è un giocatore determinante in Serie A, credo che potrebbe indossare qualsiasi maglia della Serie A e non solo, è un giocatore che ricopre il ruolo di ala destra,
ma potrebbe giocare in qualsiasi zona del campo, da metà campo in avanti. È un giocatore che sa giocare con i compagni, è un giocatore che sa finalizzare, è un giocatore che sa mettere i compagni nelle condizioni di finalizzare. E ora è diventato un giocatore più maturo nello stare in campo, più maturo nei momenti decisivi della partita, più consapevole ancora di più dei suoi mezzi, che sono tanti, non sono solo tecnici ma sono anche fisici. Poi so che questo canale è seguitissimo in Turchia, e allora, visto che ho avuto il piacere di allenare due ragazzi turchi che sono ritornati in Turchia a giocare in due squadre molto importanti, ne approfitto per salutarli. I due ragazzi sono Ayan e Buldur, quindi li saluto e ne approfitto per questo. Evet, teşekkür ediyoruz Mr. Dionizi'ye ve röportaj içinde Sassuolo'nun medya sorumlusu Massimo Peccini'ye teşekkür edelim. Aynı zamanda Adana Demirspor'un tercümanı Gaetano'ya da çeviri için buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gerçekten çok güzel ve özel bir işti. Umarım severek dinlediniz. Şimdi diyorum ki Inter'e geçelim artık. Hadi geçelim. İnanılmaz bir performans var Inter'de. İtalya Serie A'nın 7. haftasında Inter deplasmanda Salernitana'yı 4-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Evet. Yani burada olay aslında Inter'in Salernitana'yı deplasmanda 4-0 yenmesi değil de bir futbolcunun sonradan oyuna girerek 4 gol atması, evet, aynı, evet, maçta. Hani çok rastlanan bir şey değil. 55'te oyuna giriyor. 62'de, 77'de, 85'te, 89'da 4 tane gol atıyor Lautaro Martinez ki bazen tartıştığımız bir oyuncu. Hani çok mu iyi? Evet. Biz mi abartıyoruz? Orta seviye mi? Nedir? Ne değildir? Yanındaki oyuncuya bağlı performansı var mı? Yoksa kendi mi çok yetenekli vesaire diye hep konuştuğumuz bir oyuncu. Bence çok iyi oyuncu. Ama burada ikna etti değil mi herkes? Kesinlikle öyle. Bu maçta birlikte. Ya bir de kaptanlık rolünü de çok iyi üstlendi ve özellikle performansı giderek artıyor. Ben geçen sezonki maçı hatırlatacağım size. Salernitana deplasmanda yine Inter'in 1-1 berabere kalmıştı. Ochoa 11 şut gelmişti. Onunu kurtarmıştı. Ama bu sefer Ochoa aynı zamanda hatalar da yaptı ve Lautaro Martinez yani geleni attı diyebilirim yani. Evet. Ve 4 gol. Ve Serie A gibi bir ligde. Yalnız sen bir şey fark ettin mi? Haftalardır programı sunuyorsun. Evet. İtalya oldu mu konu Çağrı susmuyor. Almanya oldu mu Müjdat susmuyor. Aynen öyle. İspanya oldu mu ben susmuyorum. Fark ettin değil mi? Çok iyi değil mi ama? Ya herkesin böyle ilgi alanını ve çok fazla konuşup, aynen, yorum yapacağı bir şeye sahibiz gerçekten. Çok iyi. Evet, ne güzel. Teşekkür ederiz. Evet, sağ ol. Güzel. Şimdi La Liga diyelim. Gel bakalım La Liga'ya şimdi Çağrı. Evet, güzel gelecek, ben değil. Ama Real Madrid'se ben de varım yani. Evet. Real Madrid Girona diyorum. Evet. Ben maçı anlattım. Evet. Maç Girona'nın stadındaydı. Girona bu maça kadar kaybetmemişti. Evet. Real Madrid'in Atletico Madrid karşısında aldığı yenilgi bir önceki hafta sonu. Real Madrid için tabii ki kötü bir skor. İyi futbol yoktu. Ama Girona Real Madrid maçında da şimdi izlemeyenler maç farklı bittiği için diyecekler ki o Real Madrid çok rahat kazanmış 3-0. Hı hı. Maçın ilk 10 dakikası, bakın size abartmıyorum, Girona 2 Real Madrid 0 olurdu. Az farkla dışarı giden, direkten dışarı giden, karşı karşıya inanılmaz şeyler kaçırdı Girona. Ve nasıl pas yapıyor Çağrı biliyor musun? İzledim. Yani Barcelona'nın tiki-takası. Xavi, Iniesta, Messi, Busquets tık 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 geliyorlar. O havada geldiler. Hatta yani. Hatta 3. dakika 40. saniye 2-0 olacaktı değil mi? Hatta anlatırken de senin önemli olarak not almıştın orayı. Kusura bakma Çağrı. Unutmadım orayı. Ama Girona da yani Ancelotti maç öncesi şey demişti Girona için. Hani bir Leicester etkisi yaratabilir mi? 2016'da Premier Lig'de şampiyon çok olmuşlardı. Ama tabii ki bu devirde kolay değil açıkçası. Peki Real Madrid puanını 21'e çıkarak ligin ilk sırasında yer alırken Barcelona 20 puanla ikinci sırada, Girona ise 19 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Aslında çok düşük bir puan farkı var. Sizce Girona baş edebilir mi Barcelona ve Real Madrid'le? Bence baş edemez. Çok zor ya. Bence Girona, şimdi Atletico Madrid'e de Sociedad'da yakın zamanda geçerler bence Girona'yı. Ama geçen seneden Girona'nın böyle bir performans göstereceği belliydi. Tabii bu çok üst düzey. Bu bambaşka bir performans ya. Da. Yani ligin işte ilk 7, ilk 8, ilk 9. sıralarında gelecek sezon bitirir havası vardı. Ki bu sene öyle olacak işte.
Yani, Avrupa Kupaları biletini diyece oraya gelecek. Girona önemli olan bence büyük ihtimalle alacak. Yani Girona'nın şampiyonluk ödülü, kupa gibi bir ödülü Avrupa'ya kupalarına katılmasıdır ki evet. Bu kadroyla 2 dev, 3 dev, hatta Atletico Madrid, Real Sociedad da çok iyi. Çok zor yani onların arasında mücadele edebilmek. O yüzden kupalara katılırsa, Avrupa'ya atarsa kendini çok büyük başarı. Bu arada Girona City Group takımı, onu söyleyelim. Evet. Yani evet. Manchester City'nin 2008'de Manchester City'yi almasıyla çok büyük bir adından söz ettirmişti. Ya o da önemli. Mesela takım kadrosuna bak. Evet. Yani takım kadrosuna baktığında da zaten bunu biraz hissediyorsun. Eric Garcia oynuyor stoperde mesela. Evet, evet. 7 maçtan 6'sını kazandı zaten. Evet. Bir beraberlik işte. Bu da ilk yenilgi işte. Ya mesela Tolga Yastan, o da tanıdığımız, ona da selamımızı gönderelim. O da biliyorsun Melbourne City'yi tercih etti mesela. Tercih etmesindeki önemli nedenlerden biri hani City'nin bünyesindeki kulüplerden biri olması. Çünkü burada olup başka bir yere kariyerinizi devam ettirebilirsiniz. Akıllı yatırım yapıyorlar. İşte liste önümüzde Gökhan, Gizem, Bolivya'da kulüpleri var. Brezilya, Belçika, Hindistan, Çin, Uruguay, Japonya. Yani çok ciddi bir proje olduğu net. Bir de bak Gazzaniga'yı aldılar Eric Garcia dışında. Blind mesela. Eric evet. Garcia Blind ya stoperler. Evet, evet çok daha iyi. Ne yapabilir ki yani bu seviyede bir takım transfer anlamında Liga'da? Bence müthiş. Yalnız size bir şey söyleyeyim mi? Bu Bellingham başka bir oyuncu. İnanılmaz. Bakın gerçekten başka bir oyuncu ya. Ya maçın içine yok gibi gözüküyor. Ama uzaydan gelen topa, öbür tarafa, ayaküstü böyle biraz yatarak inanılmaz bir gol vuruşu. Öncesinde de Modric asisti. Modric ayak asisti. Dışı Şampiyonlar en Ligi'ndeki arkaya. Modric asisti. Ya böyle bir şey olabilir evet, mi ya? Evet. Ne yapıyorsun? Forvet oyuncusu gibi orta saha oyuncusu olması. Ne yapıyorsun hemen? Bellingham? Her yerde ya. 7 maçta 6 gol, 2 asisti var. Daha ne yapacak ki? 2 maç gol atamadı ya bu sezon resmi maçlar. Diğerleri evet, bir de skora en çok katkı yapan oyuncu. Aynen öyle. O da çok. Ben ya çok gösterişsiz. Yani hiçbir şey yapmıyor derken, zaten sen de maçı anlatırken hep Bellingham'la ilgili aynı şeyleri söylersin. Hani hiçbir şey yapmıyor dersin ama bir anda gol atar. Ya da asist yapar. Peki bu takımın golcüsü artık Bellingham diyebilir miyiz? Bu takımın, bak çok güzel bir yere parmak bassın. Bu takımın aslında golcüsü yok. Bu takımın amacı, yani Real Madrid'i iyi takip edenler, Karim Benzema'nın kalacağını düşünüyordu Fiorentina Perez. O yüzden dedi ki ben 2024'te zaten bu sene bütün parayı Bellingham'a yatırdım. Benzema kalır zaten, sene sonunda gider. Ben de o paranın hepsini Mbappe'ye yatırırım, Mbappe'yi alırım düşünüyordu. Ama hiç hesapta yokken Benzema Suudi Arabistan'a gitti. Ve orada bir dengesizlik oldu. Yani bu ne Ancelotti'nin ne de Fiorentina Perez'in hesaplarında böyle bir şey yok. Ama Benzema gittikten sonra süreleri vardı. İnatla almadılar Santofor. Başka bir... Ama sonuna kadar yine Mbappe'yi beklediler. Tamam ama yine de başka birini de alabilirlerdi. Tabii alabilirlerdi. Başka bir yapıya büründü takım. Ya bunu hep söylüyoruz. Vinicius Junior artık biraz daha hücumda, kenarda değil. Rodrigo yine daha çok 11'e şans buluyor. İşte bazen Joselu'yu tercih ediyor, bazen etmiyor. Şimdi Arda gelecek. Valverde'nin performansı bence bu sezon yeterli değil. Mevkisi değiştiği için ondan da çok üst düzey performans alamıyor. Bir değişiklik var takımda. O yüzden ben her yayında şunu söylüyorum. O kadar yazık oldu ki şu Arda'nın boş geçen süresi. Evet. Bak o kadar yazık oldu ki Arda bu takımın rotasyon oyuncusu olmayacaktı belki de eğer sakatlanmasaydı. Evet, direkt doğru. 11 oyuncusu olacaktı. İlk başta transfer olduğunda herkes şöyle diyordu. Bellingham var, Modric var, Kroos var, Vinicius var, Valverde var, Rodrigo var, işte Tchouameni var, Kamavinga var, Joselu var. Program bitmiyor, hala bak, sayıyor. Bak bu şekilde sayılıyordu ya. Ya inanın öyle maçlarda, öyle anlarda Arda'ya ihtiyacı oldu ki Real Madrid'in. Oralarda bir iki devreye girse alırdı formayı, bir daha da vermezdi. Peki, bakın keseceği futbolcunun hiçbir önemi yok. Çünkü Arda'nın yeteneği gerçekten şu an Real Madrid'de oynayacak yeterlilikte bence. Arda. Brian Arda. Diaz kurtarıcı evet, olarak giriyor ya. Ya doğru. Arda gibi zaten yetenekli, Arda tarzında bir oyuncu yok. O yüzden Arda'yı aldılar. Peki evet. Arda dönünce mevkisi ne olur? Vallahi ben Arda sağ içte oynar, sol içte oynar, 10 numarada oynar. Gerekirse Bellingham'ın önünde ileride de oynar. Gerekirse bir geride de oynar. Bak ben, Arda her yerde oynar. Ben şunu çok merak ediyorum. Arda bir kere bak, yeteneğini, hünerlerini sergileyecek Gizem. Evet. Geç yani mevki artık bence bu günümüz futboluna çok takılmamak lazım. Bence Arda şu an Real Madrid'in ilacı olacak oyuncu. Evet. Ben şeyi çok merak ediyorum. Vinicius, Bellingham ve Arda Güler. Aynı anda nasıl bir Real Madrid ortaya çıkacak? Tamam, çünkü ileride de Joselu'yu da Rodrigo tamam işte geçen, bitti. Geçen sezon sen de anlatıyordun maçları. Gizem sen de katılırsın. Vinicius olmadan Real Madrid hücumda gerçekten bir varlık gösteremiyordu. Bak evet. Ya her hücumu aynı bir PlayStation oyundaki gibi. Son ama bir şey söyleyeyim. Vinicius'a şimdi öyle değil artık Real Madrid işte.
Yani Bellingham var. Evet. Bellingham var şimdi yani. İnanılmaz skor katkısı yapıyor. Ama yine de Bellingham'ın, Vinicius'un o sorumluluğunu paylaşacak bir oyuncu lazım. Bak Valverde evet. geçen Dünya Kupası'ndan bu yana iyi değil. Ki ne kadar sevdiğimi bilirsiniz evet, Valverde'yi. Biliyorum. Hücuma inanılmaz derecede katkı veremiyor. Çünkü Bellingham ön tarafta çok yer kapladığı için, çok sorumluluk aldığı için, çok alan kat ettiği için Valverde o ihtiyaçları karşılayamıyor. İşte oranın oyuncusu Arda. Peki son bir şey söyleyeyim. Değil mi? Barcelona geçeceğiz herhalde. Evet, evet, Toni Kroos ve Luka Modric. Sence artık Real Madrid'in ihtiyaç duyacağı oyuncular mı? Artık ben devre bitiyor mu? Ben isyanları doğruysa, hani haberler çıkıyor evet, ya. Yani Kroos ve Modric daha fazla 11'de oynamak evet, evet, istiyor. Doğru. İsyanları doğruysa ben ikisinin kariyerlerine çok saygı duymama rağmen, hala çok müthiş performans göstermelerine rağmen onlara katılmıyorum. Çünkü artık gerçekten orada bir Tchouameni gerçeği var. Orada bir Kamavinga gerçeği var. Orada her ne kadar artık süperstar seviyesine gelse de Vinicius gerçeği var. Bu takımın bir Bellingham gerçeği var. Ve bu takımın bir Arda gerçeği var. Evet, şimdi böyle bir ortamda bence süre paylaşılacak. Bir de dinlenin ya. Biraz da keyfini sürün yani yedek kulübesinden izleyin biraz da. Ara sıra oynayın. 70'te girin. Ne bileyim başta girin. 60'ta çıkın. Yani hadi artık ya. Ama yıldızsınız, süperstarsınız. Dünya futbolunun isminizi, imzanızı attınız. Eyvallah. Okey zaten. Joselu ne diyorsun? Bilemiyorum. Çağrı. Bak Joselu konusunu bilemiyorum. Atıyordu golleri. Artık atmaya başladı. Eskiden atamıyordu ilk başlarda. Uyum sorunu yaşıyordu belki ama. Yani Real Madrid ya. Bilmiyorum yani. Ben yorum yapamıyorum. Anladım, anladım. Ama Rodrigo da bence orada değil. Yani Rodrigo mu Joselu mu desen, ben Joselu derim. Santrofor çünkü. En evet. üstte oynayacak. Ama santroforsuz oynayacaklarsa o zaman ne Joselu derim ne Rodrigo derim. Bak. Arda çok... Güler mi diyeceksin? Bak. Bellingham, Arda, Vinicius, Bellingham biraz daha önde. Arkadan Moritz Cross desteği, arkada Tchouameni, Kamavinga kim koyarsan. Ben böyle düşünüyorum. Ya da ortaya Valverde'yi koy. Ben de Valverde diyecektim. Anladın mı? Anladım. Yani çünkü ben biraz bu kafadayım. Arda'nın gelmesiyle yani. Tekrardan değerlendirelim bence bunu. Geliyor geliyor. Merak edilen evet, diye. Çok başlıyor, değişik bir antrenmanlara başlıyor. Yine ne yazık ki bir sakatlık geçirdi ama evet, bu hak bir sakatlık. Bu evet. çok ciddi bir sakatlık değil. 28 Ekim'de El Clasico var. Umuyorum ki El Clasico'da bir Arda şovu gerçekten izleyeceğiz. Görürüz. Evet, isterseniz Barcelona'ya geçelim. Geçen sezon ve bu sezon ilk 8 maç karşılaştırması var. Bir grafiğimiz var. Ona bakalım. Sonrasında üzerine yorumlayalım. Şimdi geçen sezon Barcelona şampiyon oldu ama Barcelona kendi oyun stiliyle değil, savunmasıyla ön plana çıkmıştı. Geçen sezonki ilk 8 maça bakıyorsun. 20 gol atmışlar ve 1 gol yemişler. Geçen sezonun tamamında ligde 38 maçta sadece 20 gol var yedikleri. Ama bu sezona bakıyorsun, atılan 19 gole karşılık yenilen 8 gol var ki şu anda Real Madrid sadece 6 gol yedi. Ben yok. Barcelona taraftarı olsam atılan gol 20, yenilen gol 1 mi tercih ederim o oyun? Atılan gol 19, yenilen gol 8 bu oyunu mu tercih ederim? Ben daha fazla gol yediği sezon tercih sen ederim. Bir bu sezon futbol yani. Sever olarak konuşuyorum. Barcelona olsam ben mesela hani kupa kazanacağım. Demansın. Ben solu da tercih edebilirim. Tamam da az önce ekranda evet. grafik var ya. O grafiğin sonrasında hep 1-0. Evet, anladın doğru. mı? Şimdi burada 4-0'lar, 3-0'lar güzel gözüküyor da hep 1-0. 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. Gizem sen hangisi? Sol taraf mı? Geçen sezon mu? Bu ilk 8 maç, bu sezonki ilk 8 maç mı? Yani daha fazla gol atılan mı? Yoksa sağ taraf. Beni etkiliyor Gökhan artık şu an. Gerçekten ne dedin ki? Bir şey mi dedin? Sağ taraf dedim. Duymadın mı? Duymadım. Sen ne diyorsun? Sol taraf. Tabii ki sol taraf. Yok. Biz Barcelona şu an Barcelona gibi oynuyor. Ben de sol taraf derdim bu arada. Yani teşekkürler. Etkilenmeseydim. Teşekkürler. Ama biliyorsunuz yani kupalar kazanılmayınca kimse atılan gollere... Maçları ben anlatıyorum arkadaşlar. O yüzden Barcelona bu sezon geçtiğimiz sezona göre daha bir Barcelona. Ben böyle eski Barcelona gibi diyorum. Sadece anladım. Stadı sıkıntı evet, bence evet. bu sene Barcelona. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Stadı sıkıntı evet. Kesinlikle öyle. Bir şeyi de unutmayalım ya. Yamal, Sergio Ramos, Sevilla maçı. Ya. İnanılmaz değil mi? Evet. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Lamine Yamal dendiğinde Çağrı'nın gözleri ışıl ışıl oluyor. Gerçekten. Evladı ya. Ve Semih abinin Barcelona'daki restoranındaki müthiş buluşma aklıma geliyor benim. Fas'ın hocasıyla ama seçmedi. Biliyorsun Müjdat Fas'ı seçer demişti ama İspanya'yı seçti. Canı sağ olsun Müjdat. Evet. Bir dahakine inşallah. Dortmund'da da tutturamadık. Yamal'da da Müjdat tutturamadı diyelim artık.
Aynen. Evet. Ama orada da şey var, onu da bahsedeyim. 2016'da El Clasico'da beraber yani Sergio Ramos'un elinden tutuyor. Ve bu sefer de Yamal kafayı vuruyor. Sergio Ramos'a çarpıp Ağzara gidiyor. Üçüncü kendi kalesine attığı gol La Liga'da. Ya inanılmaz bir şey ya. İnanılmaz. Hikaye inanılmaz. Ve bu arada 2026'ya kadar sözleşmesini uzatmış Yamal. Onu da buradan söyleyeyim. Ya çağrı kulüp içinden alıyor bilgileri. Sassuolo, Barcelona. Hiç fark etmiyor. Böyle bunda bakmayın. Yemeğe gelenlerden. Yani Yamal. Düşünsene elinden tutuyorsun çocuğun. Beraber çıkıyorsunuz. Daha sonra o çocuk topa vuruyor. Ve siz kendi ağlarınıza topu gönderip... Ne yazık ki mağlubiyete neden olan gole sebep oluyorsunuz. Bilmiyorum. Olur ya, böyle şeyler olur böyle şeyler. Yani evet. Ramos çok kaliteli şey futbolcu tabi. Onu da söyleyelim. Premier Lig mi? Premier Lig'e tamam. Geçelim isterseniz. Tottenham Liverpool ne maç oldu ya? Süperdi. Tottenham bu sene her maçı çok iyi. Evet. Yani ben bile Tottenham'ı izliyorum. VAR hatası yaşandı biliyorsunuz. Şu an bir skandal olarak gözüküyor. İngiltere'de de inceleme başlatıldı ve VAR ve AVAR hakemlerinin bu haftaki görevlerini iptal etti. İngiltere Profesyonel Hakemler Kurulu. Çağrının konusu. Ya VAR şöyle bir şey. Demek ki İngiltere'de de oluyormuş. Dünyanın her yerinde olduğu gibi ama çok enteresan bir şey var. Maçın VAR hakemi Darren England ve AVAR hakemi yani asistan VAR'ı Dan Cook bu maçtan 48 saat önce Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir maçta görev almışlar. Hı hı. İşte Michael Oliver gidiyor Suudi Arabistan'a, maç yönetiyor mesela. Hani İngiltere'de hakemler çok önemli. Zaten ben şuradan hatırlıyorum. Roberto Rossetti'nin biz medya briefingine katılmıştık Monaco'da. Orada şu dikkatimi çekti. İngiliz, İspanyol ve İtalyan hakemlere acayip önem veriyor Rossetti. Hı hı. Şu anda da biliyorsun dünyanın en iyi ligi olarak yine Premier Ligi bir üste koyabiliriz. Oradan da baktığında bu hakemlere çok büyük bir ilgi var. Ama bu hakemlerin bu kadar çok seyahat edip gitmesi, gelmesi kolay değil yani. Mesafe de uzak. Bu hatalarda etken mi diye konuşuluyor. Ama çok kritik bir hata. Liverpool çok iyi mücadele etti. Çünkü 9 kişilik bir takımda 2-1 olarak rağmen, gitti. Tabii. Ve şu anda Luis Diaz'ın attığı sayılmayan bir maç aynen sayılmayan bir gol var. Ona rağmen 2-1 bitti. Şimdi bu Tottenham'ın buradaki bir başarısı mıdır? Tottenham'ın şimdi yalnız, gücünü sorgulamak ya hakikaten sorguluyorsun ya Tottenham. Nasıl 2-1 bitti bu maç? Söylüyor yani. Nihal yani, daha ne diyeceksin ya? Değil. Bu çok maç Liverpool'un hakkıydı. Yani sen Erim'le bu konuyu konuştun mu? Erim'le bence hiç bu konuya girme bence. Konuşmadım yok. Bak, sen diyorsun ki Tottenham 2-1 yendi Liverpool bu maçı kazanamayabilirdi. Nasıl 9 kişi kalan takıma karşı 2-1 kazandı diye çünkü kızıyor Tottenham'a. Çünkü şu an korkuyorum Erim 70'lerdeki formayı giyip geri dönebilir. Şu an yayına girebilir yani. İbrahim abi de Liverpool şampiyon olacak diyor Tottenham'ın. Bu Tottenham Liverpool maçından sonra. Ya City varken çok zor. Oğlum sen İbrahim abiye söyle o zaman. Yok burada söyle, orada söyle yani. İbrahim bence abi yok İbrahim diye söylüyorum. Yayından sonra ara tamam, söyle bence. Şimdi şöyle toparlayayım. Tottenham'da Harry Kane gitti ve hala başarısı sürüyor. Hani ama... Esas konu bence bu. Evet, evet doğru. Esas konu bu. Evet ama yani buradaki durumu değerlendirdiğimiz bence son böyle olabilir miyim? Rahatladı sanki ya. Evet. Ne bileyim yani pozisyon. Bambaşka bir moda geçti. Evet. Çok ya, da iyi oynuyor. Sadece son mu? Psikolojik destek alan bunalımdaki Richarlison'u tıpkı Arsenal'de Arteta'nın yaptığı gibi Havertz'i sürekli oynatıyor ya. O da bu hafta gol attı bu arada ilk golü. Richarlison'u sürekli zorladı. Dedi ki ben seni kazanacağım. Bir iki asist de o yaptı. Richarlison yaptı yani. Bak Richarlison santrafor oynasa, son kenarda oynasa Tottenham'ın performansı gösteremez. Gösteremez. Evet. Çok net yani. Ama, bu hoca başarısı işte. Ona diyecektim. Kimin başarısı bu? Hoca. Kesinlikle öyle yani. İbrahim abi. Evet, Premier Lig'deki ilk dörtlerinizi alalım. Aynen. 1 Manchester City. Evet. 2 Tottenham. Sen kura çekimi yapıyorsun sanki. Bir anda market diye döndüm. Market diye döndüm evet. 3 Liverpool. 4 Arsenal. Manchester. 1 evet. Arsenal. Evet. Liverpool. Tottenham. Tottenham mı? Brighton. Kim? West Ham. Tottenham ilk dört dışına attı. Ve sevgili izleyiciler çok manşet Avrupa'nın sonuna geliyoruz. Ya Tottenham ciddi anlamda sevmiyor. Sevmiyor değilim ya. O zaman İngiltere Premier Lig Erim Gizem Özel. Tamam. Doğru. Değil mi? Bir de üstüne İbrahim çıksınlar, abi. Çıksınlar Tottenham'ı tartışsınlar. Bir de İbrahim abi. Evet. Ben de söyleyebilir miyim? Evet, bir Manchester City, iki Manchester City öyle diyormuş herhalde. Bir Manchester City, iki Arsenal, üç Tottenham, dört Liverpool. Leverkusen'e geçiyoruz. Tamam. Yani bunu da Sigaya. Evet.
Bence çok iyi gidiyorlar Leverkusen. Bunda Xabi Alonso'nun da etkisi büyük diye düşünüyorum. İyi performansına devam ediyorlar. Grimaldo zaten çok iyi bir katkısı var. İki tane süper gol attı. İkisi de frikikten. Devam ediyorlar yani performanslarına. Mainz maçını da çok rahat aldılar. Xabi Alonso diyorum burada. Sen nasıl dedin mesela Postekoğlu Tottenham için? Ben de Leverkusen için Xabi Alonso diyorum. Leverkusen şampiyon olur mu? Olamaz. Teşekkürler. Bence olabilir diyorum ben. Bak ben çok ciddi olabilir diyorum artık. Ya ben şöyle düşünüyorum. Leverkusen'i günümüz, şampiyon yapıp Real Madrid'e gelecek diyorum günümüz, ben Xabi Alonso'ya. Bak günümüz çok büyük iddia ama. Günümüz konuda bak. Ya tamam City mesela nasıl Arsenal kafa kafaya gittiler ama sonunda City. Geçen sezona bak abi. Dortmund'la Bayern Münih kafa kafaya gittiler. Ne oldu? Yine Dortmund kendi eliyle verdi. Leverkusen şampiyon olursa ardından da Xabi Alonso eğer Real Madrid'in teknik direktörü olursa rica ediyorum bu bant. Dur, Reels olarak girsin, shorts olarak da girsin. Tüm sosyal medya mecralarında sportskörün yer alsın. Tekrar söylüyorum Leverkusen şampiyon. Xabi Alonso sonrasında Real Madrid'in teknik direktörü. Manşet Avrupa öncesi konuşmuştuk. Hatta ben Gizem'e burada da sorayım. Şimdi sadece Xabi Alonso konuşulmuyor Real Madrid için. Ancelotti'nin biliyorsunuz sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Brighton hocası Roberto De Zerbi ve Xabi Alonso konuşuluyor. Xabi Alonso. Ben sana söylüyorum Xabi Alonso. Tamam, sorun, önce sorun, Gizem'e evet. Sorabilirim. Tamam. Gizem, Real Madrid'in hocası Xabi Alonso mu olsun, Roberto De Zerbi mi olsun? Yani bence Xabi olsun. Xabi Alonso mu diyorsun? Yani yakışan o mu diyorsun? De Zerbi'nin oyun stili olarak Manchester'a daha uygun. Manchester City'ye mi diyorsun? Oo, ben de öyle düşünüyorum. De Zerbi, Guardiola sonrası bir, Real Madrid içinde yani Xabi Alonso. Bir 9-10 sene daha beklemesi lazım. De Zerbi'nin diğer taraftan Guardiola içinde. Diğer taraftan Carlo Ancelotti zaten açıkladı. Mayıs'tan sonra yok. Teşekkür ediyorum. Ben de bir şey söyleyeyim mi? Manşet Avrupa'yı gerçekten noktalayalım. Tamam. City de Guardiola bırakmayacak. Ve Manchester United'ın başına da Roberto De Zerbi geçecek. Artık çare kalmayın. Hani bulma. Şey Allah'ım nerelere geldi olay ya. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Ne kadar güzeldi yine. Yine bitti. Evet. Bu hafta iyi. Her güzel şey gibi. Ya. Evet. Ama çok güzeldi gerçekten. Ağzına umarım sağlık. Sizler de sağ keyif olun. Almışsınızdır. Bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın. Burger King'in sunduğu Manşet Avrupa sona erdi.